TV izleyenleri, sokak röportajlarım tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de nüfus olarak İstanbul'un en büyük ilçesi Esenyurt'tayız. Vatandaşlarımıza belediye seçiminde 6 ay geçti. Esenyurt'ta her şey daha güzel oldu mu diye soruyoruz. Hep beraber izliyoruz. Belediye seçimi 6 ay geçti. Evet. Kemal Deniz Bozkurt her şey daha güzel olacak Esenyurt'ta dedi. Sizce her şey daha güzel oldu mu? 6 ay oldu. Nasıl doğrudur diyorsun? Her şey daha güzel oldu. Hiçbir şey olmadı. Hiç her şey daha güzeldir. Ne yaptı mesela Esenyurt'ta? Yol mu yaptı? Hastane mi yaptı? Hastane yapamadı. 6 ay içinde yapması gereken yaptı mı mesela? Hiçbir şey yapmadı. Ne yapmış? Bir, siz gösterin bana. Habercisiniz. Biz size soruyoruz. Biz sizinki önemli. Tamam mı? Yok ki. Siz burada yaşıyorsunuz. Hayır. Hiçbir şey yaptığı yok. Vaatlerini yapmadı mı hiç? Hiç. Bir tanesi yerine getirmedi. Getiremez de. Son soru. Belediye seçimlerinden bu yana 6 ay geçti. Kemal Deniz Bozkurt her şey daha güzel olacak dedi Esenyurt için. Hiçbir şey yok. Sizce güzel oldu mu olmadı mı? Olmadı. Bu yapılan yerler hepsi AK Parti'nin yaptığı yerler. Bak Kadıoğlu. Vaatlerini ne verdi mesela? Vaatlerini yapamadı. Vaatlerini hiçbir şey yapmadı. Ne demiş tabi mesela, hatırlıyor musunuz? Vallahi her yok ekmek bedava, yok şu su bedava. Hani nerede? Hiçbiri de yok yani. Vallahi hepsi boş hikaye. Öyle boş. Evet. Bak İmamoğlu dedik her şey çok güzel olacak. Ekmek, ama süt. Ama 12 az, 12 daha 2,5 ay oldu. Bir 12 6 ay oldu. Ya 2 ay olsa ne olacak? 12 sene olacak. Ekmek süt bedava dedi. %40 halk ekmeğine zam yaptı. Halk ekmeğine zam yok. Öbür yanları var. Halk ekmeği yine 75 kuruş. Bak yanlış biliyorsun. Ya geri çek. Ana halk, hayır, halkın aldığı ekmek değil. Öbür küçük ekmeklere. Ya. Hayır, hayır. İstanbul İstanbul'a ekmeğine %40. Yok, ben dün aldım özellikle 75 kuruş. Ama geri çekti işte. Öbürlerine arttı. Tepkiden dolayı geri. Ana ekmeği hiç artmadı, öbürlerine oldu. Pekala, burada bir sorsun bakayım bir tane, hangi bir vatandaşa ekmek süt bedava vermiş? O da olmadı, evet. Ne zaman olacak ya ben? Her şey daha güzel olmadı özetle. 1.200.000 lira emekli maaşı alıyorum. Hadi versin bana. Ama? Hadi versin. 800.000 lira ev kirası. Ulan ben nasıl geçineyim? 100 lira su, 100 lira elektrik. Nasıl güzel olacak? Evet, senin için kötü haber şey. Çok ya teşekkür benim ederim. Benim için değil, herkes için. Ben kendi adıma konuşmuyorum ki. Tuzu kuru olanlar, 10 milyar olanlar güzel. Bunlara güzel, hayat güzel, her şey güzel. Allah milletin sonunu hayırlesin. 5-6 ay kısa bir süre. Şu an Esenyurt'un büyük sorunları var. Biz biliyoruz. Mesela toplu taşımada büyük sorun var. Ama geçmişten devam eden sorunlar. Bugüne ait sorunlar değil. Ama bu 5 ay... Bir iyileşme oldu mu yani? Bir güzelleşme oldu ya mu? Ya şu an bir güzelleşme göremiyoruz. Sistem eski haline devam ediyor. Ama bu adama biraz zaman tanımak lazım. 6 aydan daha fazla. Evet, tabii ki yani mutlaka. Yani şimdi belediyenin... Ne kadar tanıma? Bir sene yeter mi? Belediyenin 1 trilyon borcu var ise 1 trilyon borcunun üstünde ne yapılabilir? Hiçbir şey yapılmaz. Yani boş da çok. Bir sene yeter mi mesela servis? Tabii ki bir sene kadar eğer ulaşımda bir çözüm yoksa değil o mi? Zaman tamam. Ne deriz? Yapamam. Eski sistem devam ediyor deriz. Esenyurt'ta her şey yaptı. Ne yaptı? Daha zaman tanımak lazım. Daha yeni kendi sistemini de oturttum mu oturtturmadım belli değil. İnşallah her şey güzel olacak yani. Şu an belli bir şey yok. Yapmadın mı vaatlerini? Şu an bir şey görünmüyor yani. Şimdi Esenyurt'ta ne güzel olacak ya? Esenyurt'ta şimdi ne yapacak ki? Yeni gelen belediye başkanı ne yapacak? Şimdi ne yapacak? Gelip benim binamı yıkıp da park mı yapacak? Soruyoruz yani, bir şey fark hissettim 6 ay oldu. Ya Esenyurt'ta fark olacak bir şey yoktur. Olamaz da. Niye olamaz? Esenyurt'ta şu an her mahallede okul olması lazım. Benim çocuğum, ben 2 senedir uğraşıyorum, çocuğumu Esenyurt'ta alamıyorum. Bir tane Anadolu Lisesi var Esenyurt'ta. 2 senedir çocuğum Avcılar'da okuyor, bu Esenyurt'ta alamıyorum. Bu haksızlık değil mi? Yetersiz mi okullar? He? Yetersiz mi okullar burada? Tabii Türkiye'nin İstanbul'un en büyük ikinci ilçesidir. Birinci ilçesi. Şu an birinci ilçesi olmuş, onu ikinci ilçesi olarak biliyordum. Şu an İstanbul'un en büyük birinci ilçesidir. Koskocaman Esenyurt'ta bir tane Anadolu Lisesi vardı. Diğer liseler de hep zenginlere taraf yapıldı. Bu haksızlık değil midir? Tabii şu an Ardışlı Mahallesi'nde hani okul? Yeni bir tane şey yapıldı. Bir ilkokul, bir ortaokul yapıldı. Hani lise nerede var? Bu çevrede ta Esenkent, Beylikdüzü, Avcılar'a kadar bu liseden başka lise var mı Anadolu? Şu an kısa bir süre ama 6 aya göre hani adamın yaptıkları da var. Daha yapacakları da olabilir. Olmaya da bilir. Yani 6 ay şu an çok kısa bir süre. Biraz daha zaman beklemek mi lazım? Aynen öyle. Ne kadar mesela? Bir sene, 1,5 sene sonra her şey belli olur. Şimdi Esenyurt'ta güzel olan şey, insanlar karışık. Yani toplu birlikte otururlar. Şu an gördüğün gibi. Herkesin de var, evet. Herkes de var. Ama Esenyurt'ta biraz daha güzel olması için Esenyurt'un daha biraz daha zaman olması gerekiyor. Yani 6 ay erken mi daha diyorsun?
Bu altı ay erken. Kemal Deniz Batur güzel olacak diyordu. Yaptı mı bir şeyler? Biraz yaptılar bizi. Yaptı mı? Evet. Çok teşekkür ederim. Yeni başladı. Evet, 6 ay oldu. 6 ayda ancak daha borçların yerlerini tespit edebiliyorlar. İmamoğlu'da o da yani. Yani erken de 6 ay değil mi efendim? Öyle onu söylüyorsun. Önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan kendi yandaşına cebine aktarması, halka verirse bir şeyler olacaktır ama zaman daha kısa. Şimdi şöyle, biz hepimiz CHP için çalıştık. Bu bir gerçektir. Bir HDP'li olarak CHP'ye çalıştık. CHP'ye gönül verdik, oy verdik. Şimdi şöyle, Kemal Denizburku Sayın Başkanımız belediyeyi alırken zaten batak içerisinde alıp yıllarca sömürülmüş. Mesela önceki belediye başkanını söyleyeyim, Necmi Kadıoğlu. Hala gerçi ismi Devlet Hastanesi'nde yazılıyor, niçin kaldırılmadı onu da anlamış değilim. Şimdi şöyle bir durum var. O kadar çok hortumculuk yaptılar ki, o kadar çok çalıp çırptılar ki. Yani onu düzeltmek 6 ayda mümkün değil mi? 6 ayda mümkün değil. En az bir 10 yıl lazım bize bu. Bunu temizleyebilmeleri için. E tabi her şey güzel olacak inşallah. Kemal Deniz Bozkurt her şey daha güzel olacak demişti. 6 ay oldu. 6 ayda Esenyurt'ta güzellikler oldu mu olmadı mı? Şimdi Esenyurt'ta 6 ay diyorsunuz. Şimdi tabiri caizse benim gördüğüm, bize anlatılan kadar Esenyurt Belediyesi'nin şu anda zararda olduğu söyleniliyor. Çok borcu olduğu söyleniyor. Ben size şunu soruyorum. Siz normal bir, hani iktisat yapmadan konuşuyoruz biz. Bir şeyi söylerken net konuşmuyoruz. Evinde herhangi bir X bir televizyonum var. Ama dünya kadar da borcum var. Sen o televizyonu değiştirir misin yoksa borcunu mu ödersin? Borcu öder akıllı olan insan. Şu anda da bize söylenen, vatandaşa, kamuoyuna anlatılan borcumuz var. Şu anda iktisat yapıyoruz. Borç yapmadan düzgün bir şekilde hizmet etmek için gereği neyse bunu gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür. Yok. Mesela. Ya bugün baktığın zaman mesela Iğdır, Mardin, Midyat, Diyarbakır bir şehir, bir şehir yerleşmesinin ve yerleşim alanlarına baktığın zaman dükkan, mağazası, kahvesi, her ne olursa olsun önüne bir masa sandalye koyuyor. Bunun valinin gelip anons yapma bir hakkı yok. Eğer birisi engel olacaksa belediye başkanları engel olacak. Şu anda Iğdır Belediye Başkanı belediye başkanlığını yapmıyor, vali yapıyor. Yani yaptırmıyorlar mı? Yaptırmıyor ki, yani bırakmıyor ki, adamların önünü açmıyor ki. Eğer bir kayyum varsa, yıllardan beri bir kayyum yapılacaksa İstanbul'a yapılsın, Ankara'ya yapılsın, Düzce'ye yapılsın, Adapazarı'na yapılsın, Bolu'ya niye yapılsın. İmamoğlu'da hikayedir siz, niye kayyum yapılsın? Ankara parsel parsel önceden Melih Gökçek döneminde. Ya Kemal Deniz Borkuz daha adam daha yeni evrakları hangi nereye imza atacağını daha yeni zaman bile o zaman bile gelmemiş ya. Adam geç bir tane AK Partili belediye başkanı çıksın desin ki biz burada şeref madalyasını almak istiyoruz. Biz bu belediyeyi borçsuz harçsız CHP'ye devrediyoruz ve HDP'ye devrettik. Bir kişi çıksın sorsun ama ya. Ama hiçbir belediye borçsuz değil. CHP'liler de borçlu, AK Parti alırken böyle aldı. Peki. Yani şu an borcum var diye mazeret yapamaz. Hepsi borçlu. HDP'nin de daha çok olabilir. HDP'nin de devrettiği belediye şeyleri var. Başkanlığı var. Onlar niye borçla devretmedi? Ağrı diyelim. Borçlu mu devretti? Yani en azından borçlu olsa şimdi 5 milyon borç varken bir de 300 milyon avroluk bir borç varken bunda aradaki mesafeyi görüyor musunuz? Ya burada halkımız var. Hiç aracı olmayan kişinin bile köprü parası ödeniyor. Deniz Boykut adam ne yapsa adamcağız yapıyor, bir borç kapanıyor, bir borç geliyor. Bir borç kapanıyor, bir başka bir borç geliyor. Çok adam mu borçlu? Yapacak? Çok mu borçlu belediye? Bak benim komşum var şu anda 3 tane öğrencisi var. Adam çocuklarına kıyafet alamıyor ama Suriyeli gidiyor devletin kapısında yardım alıyor. Tamam mı? Devlet önce insanlara sahip çıksın sonra da gitsin. Suriyelilere ya bir Suriyelilere yardım etmesin demiyoruz. Önce insanlar Suriyelilere yardım etsin. Evet, çok güzel oldu. Şu anda çalışması var. Bütün sokakların düzene koyuyor. Ondan sonra çevreye bakıyor. Yani ne yapılır? Altay'da yapması gerekeni yapıyor. Evet, yapılmasını yapıyor. Zaten burada yapılmasını hiçbir şey bırakmamıştı. Hepsi konut yapmıştı. Hepsi boş yer yok ki.
Ne yapsın? Nereye yapsınlar? Allah var. Önceye göre şu an daha iyi. Ama bazı sokaklar maalesef çöp olarak biraz sıkıntı var. Sağlarda, sollarda vesaire sokaklarda. Daha iyi oluyor diyorsun. Evet.